Hocam öncelikle yani sizi tanımak isterim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hani video izleyecek kişiler açısından sizi zaten tanıyanlarınız var. Ama hani benim kanalıma da kendinizi tanıtırsanız hani mutlu olurum. Bildiğim siz matematik öğretmenisiniz. DGS ile alakalı çalışmanız nedir acaba? Şimdi ben Hanife Hoca, matematik öğretmeniyim kendim. Uzun yıllardan beridir matematik dersleri veriyorum. Uğur kardeşim de kendisi çok güzel DGS başarısı olan Sağ olun, sağ olun. kardeşimiz. Sonuçları ben kendisinden aldım. Evet. DGS'de çok güzel bir başarı sağlanmış. Videolarını da izledim. YouTube kanalında özellikle inceledim. Videoları çok faydalı videolar. Ben Çok sağ olun. izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Ben de sizin kanalı takip ettim. Benim bildiğim kadarıyla yani DGS'de baya fark yaratan bir hocasınız. Hem videolarınızın içeriği açısından hem de bilgilisiniz. Bayağı da deneyimlisiniz değil mi? Yani Ya 10 tabii 10 yıllık, Evet, az 12 değil. yıllık bir öğretmenlik deneyimim var. Ama DGS deneyimim 5-6 yıllık tabii. Ben birçok hocanın videosunu izledim. DGS puanlarının düşeceğini, bazı dershanelerin bile özellikle DGS puanlarının düşeceğini, eşit ağırlık öğrencilerine arkadaşlar üzülmeyin, Türkçeyi çok zor sordular. DGS puanları kesinlikle düşecek dediler. Ben bunun aksini iddia ettim. Benim videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben puanların yükseleceğini, asla puanların düşmeyeceğini söyledi. Ya çünkü bu doğru bir tahlille mümkün. Pandemide insanlar evde ders çalışıyorken, insanlar bir yere gitmiyorken DGS puanlarının düşmesini hayal edemezsiniz. Yani bu çok mantıksız olur yani. Yani pandemiden dolayı insanlar evde ders çalışıyor gece gündüz. Ama siz puanlar düşecek diyorsunuz. Yani bu biraz mantıksız duruyor. Ki puanların ne kadar yükseldiği zaten sonuçlardan belli oldu yani. Ya bu bile hani bizim bakış açımızın ne kadar doğru olduğunu gösterir. Neden kontenjanların arttırılmasını özellikle talep ediyoruz? Kontenjanlar arttırılmazsa arkadaşlar yani sizin puanlarınız habire yükselecektir. Bu sene de pandemide insanlar yine evde ve hani online sınavlardan dolayı insanların çoğu yanlış anlaşılmasın kopya çektiler. Doğru, Dolayısıyla doğrudur. ÖBP'ler de çok yükseldi. Yani bu önceki yıllarda mezun olan kişilerin aslında hakkına girmek oluyor. Tabii. Dolayısıyla geçen sene 290'la alan bir üniversitenin bu sene 300 puanla alma ihtimali var arkadaşlar. Kontenjanlarda ufak düşüşler olursa bu da sizin için çok ciddi sıkıntılar oluşturacaktır. Dolayısıyla kontenjanların biraz yükselmesi yani 50-100 kontenjanların yükselmesi size çok katkı sağlar. Olur Ben inşallah olur. soru cevap videosu şeklinde yani DGS hazırlanacak insanlara en azından sizin deneyimlerinizi aktaralım diye sorular hazırladım. İlk sorum hocam şu. Şimdi DGS'de biliyorsunuz yani standart sapma var. Bazı soruların kat sayısı daha yüksek. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz nedir? Ya ben olaya öyle bakmıyorum. Soru bazlı standart sapma olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Standart sapma soru bazlı olmaz. Net sayısıyla alakalıdır. Yani şöyle bir şey yok yani. Cebirdeki bir tane soru veya bir üssüz sayı sorusunun getirisi işte 0,8 sayısal mantıktaki bir sorunun getirisi 1,2 gibi bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olması zaten mümkün değil. Yani soru bazlı standart sapmanın yüklenmesi çok mantıklı ve tutarlı da değil. Yani ÖSYM'nin bununla uğraşmasını ben beklemiyorum açıkçası. Şöyle bir standart sapma olayı olduğunu düşünüyorum ben. Genel net ortalaması nedir? Yani mesela 60 tane matematikte genel net ortalaması 30 tanedir. Bir öğrenci 25 tane yaptığı zaman standart sapmanın altında kalacağından dolayı bu öğrencinin bir sayısal neti kendisine örneğin 2 puan getirecektir. Yani daha fazla getirmeyecektir. Çünkü ortalamanın altında kalmıştır. Ortalama civarında olan bir insan da 2,2 puan getirecektir. Yani çok fazla bir değişim olmayacaktır. Ortalamanın biraz üstündeyse yani 30 normalde ortalama 30 netken kendisi 35 net yapıyorsa yani yine 2,4 2,5 gibi bir puan getirebilir. Ama ortalamanın çok üstündeyse bu insan yani ortalama 30'ken sen 45 net yapıyorsan senin her bir netin 3 puanla çarpılıyor. Yani böyle bakmak lazım. Yani ortalamaya ne kadar uzak olduğunuzu, ne kadar yakın olduğunuzla alakalı standart sapma olayı. Yani ortalama civarında dolaşıyorsanız standart sapma size zarar verecektir. Ama ortalamanın üstünde bir netiniz varsa ve iyi bir ortalama üstünde iyi bir netiniz varsa oradan sonraki her netin
Yani 45'in üstüne yapacağınız her netin size getireceği puan 3 puandan bile fazla olacaktır. Böyle bakmak lazım olaya. Yoksa sayısal mantıktaki bir soru işte cebirdeki bir sorudan daha iyi net getirir. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir mantık var. Cebirde herkes cebir yapabiliyor. Yani problemlerin bir kısmını da herkes yapabiliyor. Dolayısıyla bunların puanları zaten standarttır. Yani bunlarda çok değişik puanlar alamazsınız. Ama siz cebir ve problemlerin haricinde kalan sayısal mantık ve geometriyi yaparsanız bu size iyi net getirir demek. Yani yoksa soru bazlı bakmamak lazım olaya. Peki teşekkür ediyorum hocam bilgileriniz için. İkinci sorum şu olacak hocam. Bana da çok soruyorlar. Problemler hakkında hani nasıl çalışılabilir? Yani hiç bilmeyen, şimdi sıfır olan birisi problemlere bir bakıyor. Ya ben de bunu nasıl yapacağım diyor. Çok korkuyorlar. Hani sizce nasıl bir yaklaşımla çalışılmalı problemlere? Ya şimdi öncelikle zihindeki matematik bakış açısını değiştirmek lazım. Yani ben yapamam. Ben problemleri asla yapamam. Ben matematik asla yapamam. Benim matematik altyapım yok. Benim birikimim yok. Matematik çok zor geliyor. Diyen kişilere ben bir kere bakış açılarını değiştirmelerini tavsiye ederim. Bakış açısı değişmediği sürece matematik yapamazsınız arkadaşlar. Yani nasıl bakış açısını değiştirebilirsiniz? Şöyle değiştirebilirsiniz. Yani bu işi, bu problemleri, sayısal mantığı, geometriyi binlerce insan yapabiliyorsa demek ki bu çok özel yetenek gerektiren bir şey değil arkadaşlar. Yani böyle bakmanız lazım. Tabii ki bazı zor sorular yapabilmek yetenek gerektirebilir. Yani matematik bilgisi ya da matematik bakış açısı gerektirebilir ama genel anlamında problemlerde 13-14 tane problem varken bunların 10 tanesini yapabilmek yani emin olun matematik becerisi gerektirmeyen bir olaydır. Bunlar emek isteyen olaylardır. Yani bir sözelci bile iyi bir emek dökerek problemlerden 14 tane problemden 10 tanesini yapabilir arkadaşlar. Kalan 4 tanesi matematik becerisiyle alakalı. Bak bunu ben kabul ediyorum. Yani hepsi kesinlikle emek isteyen bir şey değil. Ama 10 tanesi, 10 tane problem türü yani emek isteyen bir olay. Emeğini koyarsan, üzerinde durursan bu nasıl olabilir? Yani şöyle olabilir. Öncelikle basit bir problem kitabından basit olacak sorular. Yani sorular zor olmayacak. Çok basit olabilir. Fark etmez. Yani öncelikle problem kurma becerini geliştirmen lazım. Ondan sonra YouTube'da kendinize İki tane hoca belirleyin. Fazla olmasına gerek yok. Kafanızı karıştırmayın da. İki tane kaliteli bildiğiniz bir hoca belirleyin kendinize. Yani görüntü kalitesi de önemli değil. Samimi olarak söylüyorum. Yani burada o hocadan ne aldığınız önemli. Evet. Yani hocadan kendinize belirleyin. Onunla beraber gidin. Sonra diğer hocadan belirleyin. Onunla beraber gidin. Video izleyin. Soru çözün. Çözemediğiniz soruları birilerine çözdürün. Yani bu şekilde zaten problem çözme becerinizin geliştiğini göreceksiniz. Kaliteli iki tane hoca ve güzel bir kitap arkadaşlar. Zor bir kitap olmayacak. Tabii kitap tavsiyesini de iyi birinden almak lazım. Yani her kitap size uymayabilir. Her kitap sizi geliştirmeyebilir arkadaşlar. Her kitap sizin seviyenize hitap etmeyebilir. Şöyle de bir şey var. Her kitap DGS'ye uygun değil zaten. Yani insanlar eline bir kitap alıyor. Bir YKS kitabı. Yani bunu DGS ile birebir zannediyor. YKS'nin DGS'ye benzerliği en fazla %50'dir arkadaşlar. Fazlası yoktur. Dolayısıyla çok fazla YKS kulvarında da dolaşmayın. DGS'de de her kitabı çözmeyin arkadaşlar. Yani size fayda sağlayacak, gerçekten sizi geliştirecek sınava yakın olan kaynaklardan çözmenizi ben tavsiye ederim. Son olarak madem problemlere girdik, kardeşim burada yanlış anlamasın. Problemler kampı yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun kampa gelin. Kesinlikle, yani kesinlikle. Görün. Ben hiçbir şey demiyorum. Gelin farkı görün. Bakın biz cebir kampı yaptık. 60-70 öğrenciyle yaptık biz bu kampı. Yani arkadaşlarım bana söylediği ben üstlü sayı, köklü sayı bildiğimi zannediyordum ama kamptan sonra ben tekrar bu konulara çalışacağım. Yani problemlerde de aynısı olacaktır arkadaşlar. Biz hiç bilmeyene belki zor gelebilir benim kamplarım ama biraz bir şeyler biliyorsanız ben çok şeyler katacağımızı düşünüyorum size. Problem de böyle kardeşim. Peki bunu sürekli yapıyor musunuz kampı? Yani bu videoyu 5 ay sonra izleyen birisi için misal. Kamplar sınava 2 ay kala bizim başlıyor. O zaman hemen hemen başladı. Online eğitim Kasım'da başlıyor. Yani online DGS grupları Kasım ayında başladı.
Biz onlarla düzenli olarak haftada 4-5 gün akşamları full time ders yapıyoruz. Videoların hepsini kaydediyoruz. Soruların hepsi bana ait. Notların hepsi bana ait. Kamplarda son 2 ay kala geçen senede yaptığım bir olay. Bu senede inşallah şu an başladık. Cebir bitti. Problemlerdeyiz. Çok da güzel dönüşler alıyoruz. Evet, YouTube'da belki çok fazla tanınmıyoruz ama bizim daha çok piyasamız Instagram piyasası. Orada daha çok biliniyoruz. Yani oradan çok güzel dönüşler alıyoruz. Yani ben Cebir kampını 60-70 kişiyle yaptım. Problem kampını belki 100 kişiyle yapacağım. O zaman Instagram'ın linkini ben aşağıya bırakayım hocam. Oradan size ulaşsınlar. Olur kardeşim. Olur. Zahmet. Diğer soruya geçeyim hocam. Şimdi sizden önce de biri yazdı bana, tamam, bu soracağım soruyla ilgili. Yani ikinci sınıfa geçmiş ama halen okul puanı DGS'ye olan katkısını bilmiyor. Ben de ikinci sınıfta öğrendim yani çok önemli olduğunu. Ya bunu cidden hani ben mesela biliyordum, ben okulun başından, ama bilmeyenler var. Hem onları bilgilendirelim hem de siz ne düşünüyorsunuz okul puanı hakkında, DGS'ye katkısı hakkında? Şimdi şöyle, okul puanının DGS'ye katkısını nasıl öğrenebilirsiniz? Size kolay bir yol öğreteyim arkadaşlar. Puanınızı, yani başarı puanınızı, iki lig sistem, dörtlük sistemde ise başarı puanınız diyelim ki 3. 3'le mezun oldunuz. Yani mezuniyet notunuzu baz alıyoruz arkadaşlar. Hiç 06, 08'i karıştırmadan siz 3'ü direkt 12 ile çarptığınızda o puan sizin DGS'ye eklenecek puanınızdır. Evet. Yani size 36 puan gelecek demektir. Bu kadar basit. Siz 4 ile mezun oldunuz, size 48 puan gelecektir. Siz 2 ile mezun oldunuz, size 24 puan gelecektir. Zaten DGS'ye eklenecek puan 24 ile 48 arasında değişkenlik gösterir. 2,5 ile mezun oldunuz, 12 ile çarpıyorsunuz, size 30 puan geliyor. Yani bu kadar arkadaşlar. Siz dörtlük sistemdeki mezuniyetiniz, notunuz arkadaşlar 12 ile çarpmanız yeterli. Evet. Teşekkürler hocam. Şimdi gelelim diğer soruya. Diğer soru da şu, gruplarda çok dolanıyor özellikle. Beşinci, dördüncü soru bu arada. ALES ve KPSS'i çözelim mi? Denemelerden bahsediyorum hocam. ALES ve KPSS denemeleri çıkmış. ALES soruları çözelim mi? KPSS çözmenizi tavsiye etmiyorum. Çözebilirsiniz ama KPSS DGS'ye göre daha zor soruları. KPSS'den ise 2006'dan sonra çıkmış bütün ALES sorularını ben kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Ben kendi öğrencilerime hepsini çözdürdüm. Yani 2006'dan sonraki bütün ALES sorularının tamamını ben kendi öğrencilerime çözdürdüm. Aynı şekilde 2006'dan sonraki bütün DGS sorularını da çözmenizi tavsiye ederim. Neden? Çünkü biz ALES sorularını çözerken fark ettik ki, şunu da fark ettim ben. Aynı ALES sorularının DGS sınavlarında sonraki yıllarda sorulduğunu gördüm ben. Birebir sorular aynı. Bazı sorular birebir aynı. Bazı soruların sadece içindeki rakamlar farklı. Hatta problemlerde bile aynı sorular var arkadaşlar. ALES'in DGS'ye benzerliği %90'dır. Yani ALES DGS aynıdır zaten. Yani ben dolayısıyla hani ALES DGS öğrencisini ayırmıyorum. KPSS çözmenizde çok gerek yok arkadaşlar. Çıkmış sorular kitabı çözebilirsiniz. Zaten piyasada bir tane var. Onu alıp çözmenizde yarar var. Tamam hocam. Bunu da yani ben bile bu kadar bilmiyordum yani hani KPSS ALES farkını. Doğrudur. Ben kendi çalıştığım ALES çözmüştüm. KPSS'yi çözmemiştim. Hocam diğer soru, sınav zamanı heyecanı. Bunu yaşayan öğrenciler var. Gece uyuyamıyor mesela. Sabah sınav var, o gece uyuyamıyor. Sabah kalkıyor, soğuk suyla duş alıp sınava o şekilde gidiyor. Ya bunlar ciddi bir şey yaşıyorlar. Heyecan yaşıyorlar. Bunlar için, bunları izleyenler için siz ne önerirsiniz mesela? Sınav heyecanıyla ilgili arkadaşlar, kendinize yapacağınız en büyük kötülük, sınav heyecanınıza kapılmanız olacak. Yani siz bunu aşmazsanız, yaptığınız bütün emek, 10 aylık emek veya 3 aylık emek, DGS öğrencilerinin kimisi 10 ay, kimisi 3 ay çalışıyor, fark etmez, yaptığınız bütün emeği kendinize çöpe atmış olacaksınız arkadaşlar. Heyecanlı bir öğrencinin sınavı kazanması mümkün değildir. Yani ben bunu net olarak söyleyebiliyorum. Yani gerçekten söylerim. Heyecanlı bir öğrencinin sınavı kazanması mümkün değil arkadaşlar. Sağlıklı düşünen, sakin bir öğrencinin ama daha az çalışmış bir öğrencinin
heyecanlı, çok çalışmış bir öğrenciye göre puan alma olasılığı, daha iyi bir puan alma olasılığı çok daha yüksektir. Tabii bunu nasıl yenebiliriz? Yani şimdi böyle diyeceksiniz, haklı olarak. Benim bunu size anlatmam çok zor. Çünkü ben hiçbir sınavda heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Yani böyle de bir ilginç bir şey var. Ben sınavlara girerken yapım gereği biraz umursamaz bir insanım. Yani umursamaz olmanızı da tavsiye ederim. Ya bu sizin sonunuz değil. Gerçekten sonunuz değil. Bu sizin geleceğiniz de değil arkadaşlar. Geleceğinizi nasıl şekillendiğini de bilemezsiniz. Dolayısıyla bir sınav hiçbir zaman kişinin geleceğini şekillendirmez arkadaşlar. Emeğiniz var ortada, doğrudur. Yani önceki yıllara göre düşünün. Adam zaten 3 yıldır sınava giriyor. Yani veya ilk yıldır sınava giriyorsa bir insanın heyecanlanması normaldir. Ama 3 yıldır sınava giriyorsun. Zaten yani senin bunu aşmış olman gerekir. Bununla ilgili benim size verebileceğim tek tavsiye, sınav hiçbir son değil arkadaşlar. Yani sınav bu işin sonu değil. Ve dolayısıyla heyecanlanacak bir durum da yok ortada. Çalıştığınıza benzer sorular gelecektir. Yani hiç kimse size çalıştığınızın dışında, yani uzaydan getirilmiş farklı sorular, yani hiç anlamayacağınız bir şeyler olmayacaktır. Yani mutlaka bunlar sizin daha önce çözdüğünüz sorulara benzer sorular olacaktır arkadaşlar. Yani bu kadar heyecanlanmaya gerek de yok ortada. Yani sorular böyle çok değişken bir şey olmayacaktır. Yani çözdüğünüz soruların aynısını göreceksiniz. Yani bundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla heyecanlık bir durum da yok. Bir iki tane soru çözdüğünüzde heyecanınızın gittiğini zaten görürsünüz. Ama kalemi tutamayacak kadar eli ayağı titriyorsa bu insanın, tabi onun psikolojik destek alması lazım. Yani bunun sınav heyecanından ziyade farklı bir durumu vardır. Yani bunun psikolojik destek alması sınavdan önce de olabilir. Yani bu kadar eğer heyecanlanıyorsa, kalemi tutamayacak kadar heyecanlanıyorsa bu farklı bir olay. Ama normalde bir insan heyecanlanabilir. Yani yarın sınav vardır. Acaba nasıl geçecektir? Düşünebilirsiniz. Belki zor uyursunuz ama uyumanız lazım. Uyumazsanız da kötü. Dolayısıyla bunu şöyle de aşabilirsiniz. Sanki yarın sınav varmış gibi, sınava bir hafta kala, yarın sınav varmış gibi her gün sabah kalkın onda deneme çözün. Her gün aynı saatte. Aynı saatte deneme çözün. Hatta denemeye gidin başka bir yerde çözün. Yani evde de değil, başka bir yerde. Kütüphanede mesela. Kütüphane olabilir. Aynen, kütüphane olabilir. Sanki orada sınava girecekmişsiniz gibi. Böyle bir modu kendiniz bu şekilde kendinizi, vücudunuzu alıştırabilirsiniz. Belki size verebileceğim en güzel tavsiye. Bu çok güzeldi hocam. Bunu bir arkadaşım daha söylemişti. Hemşire kazanan bir kız şey yapmış. Son bir hafta kala sınav saat 10'da ya, her gün kalkmış saat 10'da deneme çözmüş. Sanki yarın sınava giriyormuş psikolojisiyle. Hani psikolojiye geçtim, bu çok güzel bir şey. Yani çünkü şey yapıyor, yani seni hazırlıyor. Teşekkür ederim hocam. Diğer şeye geçeyim, soruya. Benim için çok çok önemli olan bir şey. Diğer bir soru, geçen yıllarda yoktu. Bildiğiniz gibi insanların, bazı insanların lanet okuduğu artı bir net kuralı. Artı bir net kuralı. Yani bu konu hakkındaki düşünceniz ve sözelci olup ya yani sırf artı bir neti yapamadığı için yerleşemeyen o kadar insan var ki. Artı bir netle ilgili arkadaşlar, size benim tavsiyem ya bir tane soru çözüp bildiğiniz cevabından kesin olarak emin olduğunuz, ya bir tane soru çözün ya da 6 tane soru çözün. Ortasını yapmayın. Yani bir tane, iki tane yapayım da biri doğru gelsin diye bir şey yok arkadaşlar. İki tane yaparsanız bir tanesi yanlış olursa puanınız hesaplanmayacak. Üç tane yaparsanız iki tanesinin doğru olması gerekir. Üç tane yaparsanız bir tanesi doğru, iki tanesi yanlış, yine bir işe yaramayacaktır. Hı hı. Dört tane yaptığınızı düşünelim. İki doğru, iki yanlış işe yarayabilir. Ama ben eğer ya bir tane yapın ya da altı tane yapın arkadaşlar. Hı. Altı taneyi neden söylüyorum? Altı taneyi şöyle söylüyorum. Yani dört tane de yapsanız size iki tane doğru lazım. Beş tane de yapsanız size iki tane doğru lazım. 3 tane de yaparsanız size 2 tane doğru lazım. 6 tane de yapsanız size yine 2 tane doğru lazım. 6 tane yaptığınızda 2 doğru. Kalan 4 tanesi yanlış olabilir. Evet doğru. 6 tane yapmanız lazım. Yani ya bir tane yapacaksınız ya 6 tane yapacaksınız. Ortasını ben asla yapmayın. Mantığı anladım. Çünkü yani şöyle 6 tane sorunum, 6 tane sorunum. Diyelim 4 tanesini yanlış yaptınız. Diyelim. Evet. Bu durumda yine artı bir net gelmiş oluyor size. Tabii, çünkü 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, artı bir net oluyor.
iki tane yapma şansı daha çoğalıyor. Doğru, doğru yani diyorsunuz. Mantıklı, yapmak, çok mantıklı. Yani 4'te bunu 2 yapmak, 5'te 2 yapmak değil de. Evet, 6'da 2 yap. Evet, böyle bir şey ilk defa duydum. Güzel bir yaklaşım. Bunu da ben beğendim bu yaklaşımı. Dediğiniz gibi çünkü bir insanın 4 yanlış yapması hani zor. Gerçekten zor. Çünkü en kolaylarını seçecek. 6 da hani 1'e göre daha yüksek bir şey. Hani 6'dan soru çözüyorsun. Yani şeyin artıyor. İhtimalin artıyor. Doğru yapma ihtimalin artıyor. O açıdan da güzel oluyor. Evet, güzel. Ben de bunu önereceğim. Hocam gelelim diğer şeye, soruma. Bildiğiniz gibi bu matematiğin dışında biraz sözel mantıktan bahsedeceğim. İnsanlar çok zorlanıyor, öğrenciler. Sizin alanınız mı onu da bilmiyorum. Bir Türkçe soru konusudur ama sözel mantık önerileriniz nelerdir? Sözel mantık bizim kendi online eğitim yaptığımız online gruptaki arkadaşlara ben sözel mantıkla ilgili bir video biz beraber yaptık kendilerine. Çıkmış sorulardan sözel mantık soruları çözdük. Çünkü ben onlara söz vermiştim. İçlerinde sözelci öğrenciler de var. Hocam matematik istiyorum ama sözel mantık da öğretir misiniz diye. Beraber yaptığımız bir sözel mantık dersimiz de oldu. Yani sözel mantıktan benim anladığım şu arkadaşlar. Sözel mantık farklı bakış açıları isteyen ama tablo kurmayı gerektiren bir olay. Yani tabloyu doğru kurarsanız, sözel mantığın tek esprisi doğru tablo kurmak. Bunu da soru çöze çöze geliştirebilirsiniz. Sözel mantıkla ilgili çıkmış soruları alıp çözerseniz arkadaşlar bence sizin için ideal, yeterli. Bir de bir YouTube'dan bir hoca izleyip tablo nasıl kurulabilir? Yani bu sözel mantık tablosu nasıl kurulabilir? Ben o soruları çözerken mantığına çok kendim tahayyül ettim bununla ilgili. Yani doğru artık ÖSYM'nin sorularını çözdüğümüz için yani nereden yaklaşılması gerekiyor? Tablo nasıl kurulması lazım? Oradan aslında az çok hemen fikrim oluşuyor. Yani oradan zaten bir mantığınız oluşuyor sizin arkadaşlar. Dolayısıyla bir video izlersiniz. Tablo nasıl kurulur? Sözel mantıkta tablo nasıl kurulur? Bir video izledikten sonra kendiniz çıkmış soruları alıp tablo kurmaya çalışın. Zaten başka bir esprisi yok. Zamanınızı alır. Ama sözelci öğrencilerin de sözel mantık sorularını yapmadan sözelde başarılı olmaları mümkün değil arkadaşlar. Çünkü sözelcilerin 50 net üstü yapması gerekiyor. Evet, 50 evet. net üstü yapan her sözelci üstüne de 5-6 tane matematik koyarsa bu sınavda kesinlikle çok iyi puanlar alır. Evet, pek teşekkür ediyorum hocam. Diğer soru çalışan arkadaşlarla ilgili. Yani benim de kendi deneyimlerim oldu. Yani hem bana şunu soruyorlar. Mesela hem işte çalışıp hem DGS'ye çalışabilir miyiz? Yoksa işten ayrılayım mı yani? Mesela böyle soruyorlar bana. Sizin görüşünüz nelerdir? Vallahi kardeşim... Bir yıllık süreden bahsediyorum bu arada. Sözünüzü kesin, pardon. Bir yıllık süreden bahsediyorum. Ya önümde bir yılım var diyor. Çalışmak zorundayım diyor. Çıkayım mı çalışayım mı diye soru geliyor bana. Tamam. Veya 6 ay gibi düşünelim. Ha, biraz uzun yani. Benim 40 tane öğrencim var. Belki 40'tan fazla öğrencim var. Bunların belki 30'u çalışıyor. Oo. Ben onların ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Birilerini görmek istiyorlar o zaman. Zaten online eğitim çalışanlara çok iyi gidiyor. Yani adamın evet. dershaneye girecek vakti yok. De onunla uğraşmak istemiyor. Ya da altyapısı iyiyse dershaneye gidip dershanede dershanenin ona verebileceği bir şey yok. Ama bizim sorularımız gerçekten kaliteli. Yani mesela çok iyi netler yapıp bizim eğitimimize gelen arkadaşlar da var. Yani bir öğrencim geçen sene sınavda 57 matematik yaptı. Oo. Türkçe'yi yetiştiremediğinden dolayı hukuk öğrencisi Türkçe'yi yetiştiremediğinden dolayı matematiği fullemek üzere ama Türkçe'yi yetiştiremedi. Dolayısıyla istediği bölüm gelmedi. Evet yine geliyor yani 300 puan aldı ama istediği bölüm yani istediği üniversite gelmediği için tekrar girmek istiyor. 310 puan alması lazım çünkü. Kamplarımıza yine geldi yani programımıza yine geldi. Ya bununla, bu gibi öğrenciler için aslında online eğitim iyi oluyor. Evet. Çalışanlar için de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten çalışmak zorundaysanız ben sizi çok iyi anlıyorum. Yani sınava 3 ay kala yapabileceğinizi yapacaksınız. Yani az da olsa parça parça da olsa
Ama her gün olmak zorunda arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir mantık yok. Yani ben cumartesi, pazar full time çalışayım, ders çalışayım. Ama hafta içi hiç matematik kitabını açmayayım. Böyle bir şey yok. Cumartesi, pazar full time çalışabilirsiniz ders. Ama pazartesi, salı, hafta içi de bir saat çalışın. Ama mutlaka çalışın. Yani burada düzenli olmanız lazım arkadaşlar. Hmm. Düzenli olursanız başarılı olursunuz ancak. Evet, bu... Çalışmayla ilgili şunu ekleyebilir miyiz? Tabii tabii. Ondan sonra inşallah senin dediğin soruya geçelim. Tamam. Şimdi çalışmayla ilgili arkadaşlar, yani bir işte çalışabilirsiniz ama yani her gün bir saat olsa bir ders çalışmanızı ben öneririm. Son 3 ay eğer çıkabiliyorsanız işten ayrılın arkadaşlar. Son 3 ay ama sadece son 3 ay. Yani son 3 aya kadar işte çalışabilirsiniz ama son 3 ay ya da son 2 ay izin alabilirsiniz. Ücretsiz izin alabilirsiniz. Yani bu hangi iş için bahsediyoruz? Tabii bu bahsettiğim şey şu. Yani kişi sabah 7'de 8'de işe girip akşam 8'e kadar çalışıyor. Akşam da yorgun oluyor zaten. Geldiği zaman da çok yorgun oluyorsa ve ders çalışamıyorsa bu kişinin son 3 ay ben işten ayrılmasını öneririm kendisine. Yani çünkü başka türlü DGS kazanması zor olacaktır bu kişinin. Evet. Ama kişi ne bileyim devlet memurudur. Yani ki böyle çok insan var. İşte hemşiredir. Böyle de çok insan var. Hı hı. Yani bu kişiler eğer 8-5 çalışıyorlarsa yani zaten bu insanların ders çalışacak vakti var demektir. Ya da gün içerisinde mesela devlet memuru değil ama masa başında çalışıp gün içerisinde de soru çözebilen öğrencilerim var benim. Dolayısıyla bunların da ayrılmasına gerek yok. Ama son bir ay bir ücretsiz izin alınabilir arkadaşlar. Yani son bir ay full deneme çözüleceğinden dolayı yani bu kişilerin de son bir ay izin aldığını ben kendim biliyorum. Yani benim öğrenciler de devlet memuru bile olsalar son bir ay ücretsiz izin alıp full time evet. deneme çözüyorlar. Yani bu gerekiyor arkadaşlar. Evet, teşekkürler hocam. Onun dışında şey dedik, yaşla alakalı sıkıntılar var. Ya aslında şu var, hani adam 20 yaşında, o bile soruyor ya diyor acaba 2 yıl zaten oradan geç kaldık, hani ne olacak falan diyor mesela. Atıyorum 22 yaşında, hani yaşlar ki öyle daha yüksek bahsetmiyorum. Hani bu 20-25 yaş aralığı bana soruyor. Sizin düşünceleriniz nedir bu konu hakkında? Ya valla yani yaşla ilgili de haklı olduğu noktalar olabilir. Yani DGS'yi kazanacak 21 yaşında, 22 yaşında DGS'yi kazandığını varsayarsak. Hı hı. Üniversite en kötü onu 2. sınıftan başlatacak. Yani orada 3 sene falan gitmiş olacak. 25 yaşında mezun olacak. Çok kötü değil aslında 25 yaş. Hı hı. Yani bir insan 25-26 yaşında mezun olması çok kötü değil Türkiye şartlarında. Yani zaten 22-23 yaşından mezun olanların da her zaman hemen işe girdikleri de görülmemiş arkadaşlar. Yani evet. böyle de bir şey yok. Yani adam 23'ünde mezun olunca hemen iş sahibi olmuyor. Yani bu yine KPSS'ye giriyor. Atanamayan, 30 yaşına kadar atanamayan, benim bizzat matematik arkadaşım var ya. 30 yaşına kadar atanamadı yani. Yani bana üniversitede ders çalıştıran çocuk. Değil mi? Yani ben takıldığım dersleri gidip ona sorardım. Bana ders çalıştırırdı ama KPSS nasip kısmet biraz yani atanamadı sonra başka şeyler yaptı şu an atandı yani demek ki bazı şeyler kısmet arkadaşlar yani 20-25 arasındaysanız ben çok dert etmeniz gerektiğini düşünmüyorum yani hayata evet geç başladım filan böyle bir şey yok hayata bazen geç başlayanlar ileriki zamanlarda çok daha hızlı yol alıyorlar. Yani çok güzel evet yani bu ağır bir psikoloji aslında ben de yaşadım. Dedim ki ne olacak falan diye ama benim tutunacağım yani daha şuydu daha sonrası için böyle bir parlama yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey var, durum var. Ben de onları o şekilde geçerim dedim. O açıdan ben biraz daha rahat etmiştim. Hocam sona doğru yaklaşıyoruz. Asıl mevzu önereceğiniz kaynaklar. Bu biliyorsunuz çok 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 soruluyor. Bunu size de soralım. Evet, şimdi kaynaklarla ilgili arkadaşlar, size hangi kaynakları önerebilirim? Yani kendi öğrencilerime önerdiğim, kesin olarak önerdiğim bir tane kaynak var. Matematiğin Kara Kutusu. İnformal yayınları arkadaşlar. Çıkmış soru havuzundan oluşan bir kitap. Bütün öğrencilerin bu kitabı alıp çözmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani tek çözmeniz gereken bir kitap varsa... Bu kitap olması lazım.
Benim bu kitapta herhangi bir yayın eviyle bir tanıdıklığım yok. Herhangi evet. birini tanımıyorum. Yani herhangi bir şekilde yayın eviyle benim bir işim yok. Evet. Benim yayın eviyle tanıdığım da yok. Yani ben herhangi bir ücret almıyorum ama yayın evinin belki beni arayıp teşekkür etmesi iyi olur. Ben en az 100 tane öğrenciye kara kutu kitabı aldırdım. Yani sanal olarak en az 100 tanesini aldırdım bu kitabı. Ve çıkmış sorulardan oluştuğundan dolayı aslında öneriyorum. Yani herhangi bir şekilde değil, çıkmış soru olduğundan dolayı öneriyorum. Informal'in 10'lu denemesi var. Yine çok güzel arkadaşlar. Problemlerle ilgili yani DGS'de mesela PGM yayınlarının soruları da çok güzel oluyor. Yargının mesela soru tarzları da bu ara çok güzel. Yani bu 3 yayın önerebilirim ben size. Problemlerle ilgili toprak yayınlarını biz çokça kullandık arkadaşlar. Toprak yayınlarını kullanıyoruz. Çapın problemlerini kullanıyoruz arkadaşlar. İşte bu ara hiç problem değil diye bir kitap var. Böyle başlangıç orta seviye tarzı bir kitap. Mesela o kitapta problemlerle ilgili kullanılabilir arkadaşlar. Sınav ayarında, yani şöyle söyleyeyim, çok fazla şekilli soru barındırmayan kaynaklara çalışmanızı ben öneririm. Çok fazla şekil barındırmasın. Sizi yani böyle sınava odaklı, yani DGS kaynakları daha çok çözün ama çok basit kaynakları da çözmeyin arkadaşlar. Yani evet. isim vermeyeceğim. Çok basit kaynaklar çözmeyin. Ama yani şimdi bir tane mesela yayın var. Çok zor yani. Şimdi bu kadar da zor sorulmuyor arkadaşlar. Yani kendinizi bu kadar zor soru çözmeye alıştırmayın. Gerek de yok yani. Hani sınavın böyle zor olmadığı zaten bariz belli. Zor kaynak problemler için çalışılabilir. Yani problemlerde zor kaynak çalışabilirsiniz ama çok aşırı zor kaynak çalışmanıza da gerek yok yani. Mesela acil yayınlarının problem kitabı var arkadaşlar. Yine TET kaynağı. Mesela ben acilin problem kitabını öneririm ben size. Yani acil bu ara çok güzel kaynaklar hazırlıyor. Bunları alabilirsiniz. Hani DGS'de problem kitabı diyebileceğiniz ayrı bir problem kitabı olmadığından dolayı yani böyle çok fazla bir kaynak yok. 657 yayınları yine çok güzel arkadaşlar. Bunları önerebiliyorum. Peki, teşekkür ederim hocam. Son olarak bir tanıdığınız çevrenizde var mı böyle DGS'den hani işi yerleşmiş bir insan? Yani onun örneği... YouTube kanalımda bir DGS ilk 500'e nasıl girdim diye bir videom var. Kendi arkadaşım bizzat. YouTube, ben sana onun linkini de atabilirim Uğur. Olur hocam, bakarız ona. Bak istersen. Şimdi orada benim kendi arkadaşım. Bundan 3 sene önce biz beraber çalışıyoruz. İşte bana dedi ki ya dedi ben de DGS'ye gireceğim. Zaten girdiğini biliyorum. Ne yapayım ben dedi. Ne çalışayım dedi. Sınava kalmış 2 ay. İlk maceramız öyle oldu. Dedim ki kaç net yapıyorsun? Ya dedi 30-35 arası bir şeyler yapıyorum dedi. Tamam dedim Emre. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok dedim. Alıyorsun dedim hemen deneme. Deneme çözüyoruz seninle dedim. Ya olur mu dedi. Olur olur dedim. Hiç sen dert etme dedi. Biz aldık full deneme çözdük arkadaşlar. Son 2 ay yaptığımız tek şey deneme çözmekti. Orada ilk 300'e mi girdi? 200'e mi girdi? 300'dü sanıyorum. İstanbul Üniversitesi bilgisayar programcılığı kazandı. Çok iyi. İstanbul ya da Marmara olabilir arkadaşlar. Şimdi yanlış olmasa. İkisinden biriydi. Bilgisayar programcılığı kazandı. Sonra işinden dolayı gidemedi. Gidemedi. Ondan sonraki sene tekrar hazırlandı kendisi. Puanı da kırılmasına rağmen Ahmet Yesevi uzaktan eğitim bilgisayar programcılığını kazandı tekrardan. Ve ben ona söylediğim yöntem çok basitti. 30-35 neti yapabilen herkesin sadece deneme çözmesini ben öneriyorum. Biraz geometriye yoğunlaşmıştı mesela. Geometri soruları çünkü basit geliyor. Bunu herkes biliyor. Geometriye yoğunlaşabilirsiniz arkadaşlar. 30-35 bandında geziyorsanız bol bol deneme çözerek ve geometriye yoğunlaşarak bunları hallettiğinizde arkadaşlar netlerinizin 45'ten aşağı geleceğini düşünmüyorum ben. Son olarak çok iyi. Bir de şey soracağım. Telegram grubunuz var mı? Telegram grubu var. Var kardeşim. Hukuk öğrencileri için açtığımız bir Telegram grubu var. Şu an 800'e yakın öğrenci var. Bir de normal DGS Telegram grubu var ama çok fazla ben oralarda durmuyorum. Genelde öğrenciler soru atıyorlar. Var. Telegram 2 tane Telegram grubu var. Onların linkini de bırakalım. Benim de Telegram grubum var. Benim grubu da gördüm ben.
Senin grupta gayet aktif. Bu arada söyleyelim. Gerçekten bir bakayım dedim yani hani nedir ne değildir. Baktım Telegram gözüküyor orada. Dedim bir bakayım ona. Evet. Baktım grup aktif bayağı güzel. Yani güzel bir şey. Her attığın videoyu grupta sabitleyip mesela gördüm onu da fark ettim. Yani güzel bir emeğin var. Ben seni daha önce görmemiştim. Yalan yok yani. Doğrudur. Şimdi sen, seni öyle gördüm. Bakayım dedim. Benim için böyle senin gibi genç arkadaşlar böyle heyecan oluşturuyorlar. Değil mi? Çünkü yani kendileri bir şeyleri başarmış, insanlara da bir şeyler vermeye katıyor. Ve kendisi de bir şeyler yapıyor. Yani hani 3-5 neyse yani çünkü bu emek isteyen bir olay. Tabii. Baktım düzenli böyle paylaşımların var. İşte öğrencilere faydalı olacak. Ya benim aklıma ne geldiyse her konuyla ilgili bir videom var. Onu da gördüm. Çok güzel yani işte puanla özel öğrenci nasıl ders çalışmalı, sayısalcı ne yapmalı tek tek yapmışsın yani çok da güzel. Evet sağ ol. O zaman hem benim kanalıma abone olsunlar hem de sizin linkini şeyin linkini de bırakayım Telegram'ın. Hukuktan özellikle onu da şey yapsınlar. Son bir soru soracağım. Şimdi hukuk için en aşağı kaç net yapmak gerekiyor? Sorunun devamı gelecek. İlk önce bunu bir öğreneyim. Kanayan yaramız bu arkadaşlar. Hukuk. Benim öğrencilerin yarısı hukukçu. Yani işte dedim ya 40-50 öğrencim varsa bunların 20-25 tanesi, 30 tanesi hukuk öğrencisi arkadaşlar. Hukuk dolayısıyla benim için ayrı bir yer, ayrı bir önemi var. Kanayan yaramız bu. Yani bir kişinin 3 ortalamaya sahip olan bir kişiden bahsediyoruz, tahmin edebilirsiniz. 3 ortalamaya sahip bir kişinin bir devlette, bir üniversite, devlette hukuk kazanabilmesi için 2020 netlerine göre en az 90 net yapması lazım arkadaşlar. 45-45. 90 netin altında 45-45 olabilir, 50-40 olabilir. Fark etmiyor. Yani önemli olan 90 netin barajını açmış olması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. 52 dakika olmuş. Muhtemelen editlersek işte bir 40 dakika falan olur takriben. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hem Hanife Hoca'nın kanalına linkini vereceğim. Abone olun. Hem bana abone olabilirsiniz. DGS'e çalışıyorsanız. Onun dışında ben herkese başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum katıldığınız için hocam. Ne demek kardeşim. Memnun oldum ben. Ben de. Bir böyle baş başa. Buluşuruz. Buluşuruz. Yakınız buluşuruz. Yakınmışız da. Peki sonlandırıyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.